Çok değerli ev sahibi maksiyat başkanımız, çok değerli YP milletvekili Gülzar Hanım, Nakiz Efendi belediye başkanımız ve tabii ki çok değerli sanatçısı başkanım, İlaçlar Birliği başkan vekilimiz, çok değerli Pamukkale Üniversitesi rektör vekilimiz Necip Bey, çok değerli müfettiş başkanımız ve yine meslek liseleri şube müdürümüz Mahmut Bey, çok değerli basın, çok değerli makine sanayicileri, üreticileri, sanayici arkadaşlarımız. Öncelikle hepinizi bu genel kurulumuzda olmaktan dolayı ve genel kurulumuzu yapmaktan dolayı da saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, çok değerli konuşmacılar, çok güzel konularda değindiler. Tabii ki öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sanayinin, ticaretin ve paranın ne dini, ne ırkı, ne milliyeti, ne siyaseti, ne de politikası yoktur. Sayın Vekili katılıyoruz. Ve bunun için de biz her zaman hem iktidarıyla hem muhalefetiyle şu gerçekte birleşmek gerekiyor. Sanayicinin, üretenin yanında yer almak gerekiyor. Evet, bana göre ben de bir aranızdan makineci ve sanayici olarak üretmek kutsaldır. Sanayicilik gerçekten zordur ve bence çok önemli şeyler yapıyorsunuz, yapıyoruz ve kutsaldır diyor. Bunun da hakkını vermek lazım ve sizlerin yanında devamlı ve devamlı da olmak lazım. Maksiyat 15 yıl önce yine burada Faruk Alyaz Bey, Hilmi Koyoğlu kardeşimiz burada. Orada 4-5 kişiyle başladı. Ardından işte o günkü şartlarda 17 kişiye. Daha sonra tabii Mehmet Sarıoğlu kardeşimizin, başkanımızın maksiyatı devralmasıyla da maksiyat gerçek hedefine, gerçek noktasına doğru ulaşmaya çalışan, onun cesaretli ve gür sesiyle yükselmeye çalışan bir dernek haline geldi. Ve her şekilde hiçbir şeyden çekinmeden Mehmet Bey ne olursa olsun her şeyi söyleyebiliyor. Yani bir makinecinin, bir metalcinin, bir sanayicinin, bir üreticinin ihtiyacı olan ne varsa, hani biraz önce dediği gibi, evet tekstil önemlidir. Tabii bunu kenara koyamayız. Çünkü bugün en fazla tekstil de İslam yaratan sanayi kuruşudur tekstil alanı. Ama bunun makinesinde yapmak gerekiyor diyor, katılıyoruz. İşte bu da bugün yapılmakta, yapılmaya gayret edilmekte. Bu da tabii ki takdire şayandır. Önemlidir. Ve bu süreç, yani makinacıların serüveni, bir makine ihtisas OSB kurma serüveni, tabii bundan 4-5 yıl öncesine kadar dayanıyor. Ve bu süreçte inanın, bir sanayici olması itibariyle, sanayicinin derdini dertlenen, sanayiciyle sorunları yaşayan çok değerli sanayi başkanımız Müjdat Dilici kardeşimize, başkanımıza, abimize de ben bütün gayretlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onun için şöyle güzel bir, büyük bir alkış rica ediyorum. Çünkü tecrübesiyle, bilgi birikimiyle, girişkenliğiyle, o da Mehmet Bey gibi bir sanayiciyle ilgili ne sorunu varsa sonuna kadar gider ve ne iktidar ne muhalefet demeden de her şeyi açıklıkla ortaya koyan bir başkanımız, sanayicimiz. Zaten sanayici de öyle olmalı yani. Ama yapıcı ve ihtiyaçları karşılayan, gerçekleri ortaya koyan. O anlamda biz her zaman sizlerle beraber olduğumuzda buradan belirtmek istiyorum. Evet, makine daha düne kadar denizde makine üretildiğini bilen yoktu. Çünkü neden? İşte birinci sanayide, ikinci sanayide, üçüncü sanayide hemen dükkanda parçalarını üretip sokaklarda o mermer makinelerini, uzun büyük mermer makinelerini monte edip daha sonra bunları ayırıp
denedikten sonra paketleyip ihraç yapan bir sanayicimiz var karşımızda. Yani efendim fiziki alan şartlarının darlığından sıkıntı çeken. İşte bunu ne yapmak gerekiyordu o zaman? Bu sorunları gördüğümüzde dedik ki o zaman bir ihtisas OSB gerekiyor. Bunun üzerinde çalışalım ve duralım. Daha düne kadar, parantez açıyorum, denizde makine üretimini bilen yok. Denizi deyince karşımıza hep tekstilcisiniz. Efendim işte gıda, kablo, sonra mermer var. Sonra mermer, makine çıktı. Evet, makine de önemli. Ve bugün tabii ki denizinin lokomotifi de tekstildir. Ama biz ne yapmamız lazım burada? İşte bu değişik sektörleri de sanayi alanlarında çoğaltmamız gerekiyor, büyütmemiz gerekiyor, yükseltmemiz gerekiyor ve bunu büyütmemiz lazım. Biraz önce başkanım söyledi, 70 milyon dolarlık bir makine ihracatı olduğunu söyledi. Mesela ben de bir sanayiciyim dedim ya, biz de aslında lojistik depolama sistemleri üzerinde otomatik makineler yapıyoruz ama belki de sizin şeyinize girmiyordur, o da artıdır. Denip başkan vekilimizi de buradan vermek istiyorum. Biraz önce İbrahim Başkanım bize şu güzel artış noktasını dile getirdiler. Mesela Denizli'de Mart 2020 ile 21 arasındaki ihracattaki artış oranı %16.79. Ve son 3 ayda da yine daha artarak 6.51'e çıkmış. Türkiye genelinde %25 ve son 3 aylık artışta aynı şekilde oran artmaya devam etmiş. 2.031 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirilmiş ve 12 milyon da 3 ay içerisindeki makine ihracatı Denizli'de. Bu güzel haberler ve bizi oldukça da tabii ki aynı zamanda sevindiriyor. Tabii makinacıların ihtiyaçlarından bahsetmiştik. Yer, mekan. Ben şuna sonuna kadar katılıyorum. Bir makine üreticisi, özellikle yüksek teknolojik üretim yapan bir kişi parasını toprağa gömmemeli. Yani ne yapmalı? Evet, iktidar olarak burada, devlet olarak da biz ona en uygun araziyi, makine üretecek arsasını, sanayi arsasını vermemiz lazım. Destek budur. Ve bunu talep ettik. Hep beraber. Ve aynı zamanda makine ihtisas OSB yönetimindeyim. Gittik bakanlıklarda gerekli bir şekilde 1,5 milyon metrekarelik alanı, hazine arazisini bedava denecek noktada 0,40 kuruş gibi bir metrekaresini parayla aldık. Bu önemlidir. Yani ve 1 milyon metrekaresinde inşallah şu anda kamulaştırma yapıyoruz kamu yararına ve bunu da inşallah burada bitirip işte daha sonra altyapı ihalesini bu en son plan düzenlemesini yaptıktan sonra Sanayi Bakanlığımızla görüşmemiz neticesinde 12 ay vadeli %3 oran faiz düşük faizden altyapısının inşaatını ihalesini yapacaklar. Bu da sanayiciye büyük bir destek. Ve bunu yaparak da yolunu, suyunu, elektriğini, efendim işte kanalizasyon ve diğer doğal gazı, diğer ihtiyaçların yerlerinin burada karşılanması ne olacak? Sağlanmış olacak. Ben aynı şekilde Müjdat Başkanıma katılıyorum. Mehmet Başkanıma da katılıyorum. Diğer konuşmacı arkadaşlarımıza da aynı şekilde. Burası bir an önce bitirilip sanayicimiz kazmayı vurup fabrikalarını kurmalı. Ve bunun için de her ne gerekiyorsa sonuna kadar biz varız. Hep beraber. Burada iktidarıyla, muhalefetiyle, belediyeleriyle tabii ki. Biraz önce dedim. Üretmenin ve teknolojinin ve sanayinin paranın ırkı, dini, milliyeti, siyaseti, politikası yoktur. Çünkü burada herkes bir fabrikaya girerken her görüşteki insan gider çalışıyor. Ve oradan ekmeğini kazanır. Orada o işçi orada rızkını kazanır. Ve sanayici oradan üretir, satar, Türkiye, ülkemize de döviz kazandırır. İşte bu anlamda ihtiyaç olan diğer konu neydi? Ara eleman, teknik eleman konusunda. Bununla ilgili birçok düzenlemeleri yapmaya gayret ediyoruz.
özellikle meslek liselerine çocuklarımızın gitmesine teşvik ediyoruz. Bununla ilgili gerek sanat okulunun ilk başlama yılından itibaren sigortalanması ve ardından işte bunların hatta ileride askerlikle ilgili de bile muaf görüp olması gibi birçok alanlarda üniversitelere hızlı girmesi, bir önce mesleki yüksek dallarına buradan direkt okumaya geçmesi gibi konularda bazı teşvikleri burada çıkarıyoruz, çalışmak belirtiyoruz. Tabii ki bunun özendirilmesi de gerekiyor. İşte bu anlamda baktığımızda gerek sanal dönüşüm, gerekse Maksiyat Derneğimizin ara eleman, teknik eleman yine yetiştirilmesiyle ilgili gerek bu meslek liselerindeki makinelerin alınması, orada teknik konularda desteklerinden dolayı da ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sanat okulu mezun olmak önemli, onu da verdiğim. Ben de bir meslek lisesi mezunu olarak da 83 mezunu, elektrik bölümü. O dönemde çok değerliydi sanat okulları. 600 işte kişi giriyor, 1000 kişi giriyor sınava, 25 kişi, 50 kişi alıyor. Çünkü o dönemde meslek lisesi mezun olmak demek, 6 bilezik takmak demek. Ama bugün işte bunu bizim kolaylaştırmamız lazım. Ama şöyle bir halkımızın ya da ailelerin işte illaki doktor olacak, avukat olacak, mühendis olacak gibi şartlandırma ve şartlanmasını geçmek lazım. Bu da toplumsal, sosyolojik bir yapıdır. Bunda inşallah hep beraber el birliğiyle burada bu meslek sahibi kişilere verilen değerle artması lazım. Bunu da biz sağlayacağız. İş adamları sağlayacağız. Bunlara verdiğimiz maaşlarla, değerlerle, onlara kattığımız katkılarla bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Peki öyle neden olsa? Makine OSEB'e neden gerekli? Bu OSEB'in özelliği olacak. Şimdi burada değerli yine teknik hocamız Rektör Vekili Necip Bey'le Cumhurbaşkanımızın elinden bir plaket aldı. Onu da tebrik ediyoruz burada. Bu üniversiteyle, Pamuk Üniversitesi'yle, yine sanayi odasıyla, meslek liseleriyle, efendim bakanlığıyla, sizlerle hep beraber ortak kullanım alanlarını geliştirmemiz lazım. Yani bir sanayici tek başına bir laboratuvar kurmasın. Burada ortak bir laboratuvar kuracağız. Efendim metallerimizin sertlik derecesini burada beraber ölçeceğiz. Testlerini orada yapacağız. Kalitesini orada kontrol edeceğiz. Böylece her bir sanayicimizin, makine mühendisimizin bir laboratuvar kurarak parasını oraya gömmeye ihtiyacından çıkarmış olacağız. Ve ortak kullanım alanlarını, ortak teknolojik geliştirme merkezlerini oluşturacağız burada inşallah. Ve lojistik sağlama destekleme alanlarını burada oluşturacağız. İhracat araştırma ve geliştirme merkezini burada kuracağız. Burada çalışanlar için kreşler, okullar, sosyal tesisleri inşallah burada açacağız ki burada çalışanların da emekçilerimizin de çocuklarının yarın işte bir yere bırakamıyorsa, anne baba çalışıyorsa orada kreşte orada bakımı sağlansın. O sebeple bu makine ihtisas OSEB Allah'ın izniyle Türkiye'de tek olacak. Örnek olacak. Pilot olacak. Ve Deniz'i bu anlamda parmakla gösterilmiş olacak. İşte bu çerçevede çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ve bu arada şunu da söyleyeyim inşallah. Bir makine, organik sanayi kanunu çalışması var Sayın Başkanım, Sanayi Odası Başkanımız. Burada tabii ki birçok yine İhracatçılar Birliği'nden olsun, ticaret odasında olsun, borsadan olsun, toptan olsun, aldığımız verilerle bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah o kanun çalışmasında da biz orada önayak olacağız bu anlamda. Bu da herkes, bütün değerli yine muhalefet vekillerine de beraber inşallah burada desteklerini de bekliyoruz bu anlamda. Ve evet, Türkiye 20 yılda gerçekten büyük bir gelişim sağladı. Her alanda. Savunma sanayinde,
yüksek katma değerli teknolojik makine üretimlerinde, efendim yine değişik alanlarda gelişmeler oldu ve ihracatlarımız ve arttı. Tabii ki değerli misafirler, değerli katılımcılar, Denizli'deki makine iktisat OSB'den inşallah hem otomotiv yan sanayinin Mehmet Başkan dediği gibi burada üretimini sanayicilerimiz gerçekleştirecektir. Bu da tabii ki bizler öne yapacağız ama sizler bu anlamda üretimi gerçekleştireceksiniz. Savunma sanayi, otomobil ve tabii ki yan ve diğer teknolojik ürünlerin gelişmesiyle ilgili de. Çok temelimiz var. Ama bu hayal değil, bu bir gerçektir. 20 yıl önce biz bunu hayal olarak başladık. Bugün geldiğimiz noktada Allah'ın izniyle bir seneden daha kısa zamanda kazmayı vurarak sanayicimizin de burada bu büyük, gelişmiş, yüksek teknolojik OSB'yi birlikte hep beraber başarmış olacağız. Bu Denizli'nin başarısı olacak. Bu sizlerin başarısı olacak. Çünkü inandınız, geldiniz, üye oldunuz, paranızı yatırdınız ve dedik ki bu iş olacak ve olacak. Ve bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sonuna kadar sizinle beraberiz. Sizlerle birlikte Allah'ın izniyle bu sanayimizi oluşturup burada binlerce istihdam yaratacağız. Ve Denizli'de, Denizli Parkı'nda hep beraber siz değerli sanayicilerimizi de ortaya koymuş olacağız. Bu güzel temellerle tekrar bugüne kadar görev yapan, maksiyatta görev yapan başkan ve yöneticilere teşekkür ediyoruz. Rahmete göç eden çok değerli sanayici abilerimizde Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve yeni görevi alacak çok değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerine de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yalnız değilsiniz diyoruz. Biraz önceki efendim slogan olarak tabii ki olan da Atatürk'ün işte her fabrika bir kaledir. Çok güzel. Her kalede bir yurttur, bir vatandır diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim.